kendisinden söylemişti. Aslında örtülü bir eleştiri vardı ve haklıydı. Evet, şiirlerini okumuştum bir kısmını, yaşam öyküsünü biliyorum, ezbere biliyorduk hepimiz. O dönemki koşullar için ne biliyorsak. Ama hikayeleri romanları okumamıştı. Çok utandım tabii. Çünkü şöyle bir şey var, biz hatırlarsınız Deniz Gezmiş, Erdal Öze, reis, biz edebiyattan geldik buraya. Biz de oraya siyasetten gelmiştik. Ve okuduğumuz Marksist-Leninist klasikler, bir devrimci romanlarda. Onun için utandım. Ve ertesi gün Cağaloğlu'da dağıtıcılara dolaştım. Ne yazık ki basınları bitmişti kitabın, kitaplarının. Ama işte Cem Yayınevi yeni bir edisyon, Atilla Özgür'ün hazırladığı yeni bir edisyonu yayınlayacaktı. Nitekim 1980 yılından itibaren Kuyucak Yusuf başta olmak üzere yayınlamaya başladılar. Ben de her kitabı alıp okuyordum, peş peşe alıp okudum ve üstüne yazılar yazdım. Ama bunlar kısa kısa kitap tanıtım yazılarıydı ve yaz söyle bir yerde çıkıyordu. Ne var ki 1983 yılında işte gerçek anlamda edebiyatta işte ilk yazı diyebileceğim, ilk deneme diyebileceğim Kuyucaklar Yusuf ve Ötekiler adlı bir deneme yazdım. Özür dilerim, Kuyucaklar Yusuf ve diğerleri diye. Çünkü bu diğerleri de Mehmet Fuat, derginin editörü Mehmet Fuat, niye diğerleri diyorsun da öteki deniyorsun dedi. Bu tabii bellekte kalan bunlar. Ben de o sırada felsefe okudu, istedik okudu. Hatırlayamam, genç olunca cesur oluyorsunuz, cahil olunca cesaretli oluyorsunuz. Bir şeyler söyledim ama hatırlamıyormuş. Mehmet abi o diğeri bıraktı. Ama bu diğer benim hayatımda çok önemlidir. Sonra Sabahattin Ali'nin o dönemlerde işte böyle çok etkilenen, bir iki yıl önce bilgisayara işte o yılların 80'lerde yazdığım günlükleri girerken ben anlıyorum ki roman yazmanın en önemli nedenlerinden biri Sabahattin Ali'nin kitabı. O 82-83'ünde. O kadar etkilenmişim ki orada bir artık Sabahattin Ali ile ilgili bir kitap yazayım düşüncesi vardı. Bu ya 82'dir ya 83'dir. Böyle bir monografi, yani bir yaşam öyküsü yapmak istiyordum. Hatta yayın evinde buldum. Alan Yayınları çok güzel böyle yaşam incelemeleri çıkartıyordu. Lucas, Red, Sartre, Camus gibi. Ben de yayın evinde sahibi Razı Zarakulu'ya dedim ki ya Sabahattin Ali'yi basmalı mısınız? Basarız. Yazayım mı? Yaz dedi. Açık kapı. Ama ben parmağımı oynatamam. Çünkü başta Asım Besirci'nin olmak üzere kitapları vardı ve o kitapları aşmak gerekirdi. Şimdi 1993 yılında yakılan Asım Besirci'nin Sabahattin Ali kitabı için bir parantez açmak istiyorum. O çok önemli bir kitaptı o biyografi. Asım Besirci her basımına o yıllarda çıkmış ne varsa, örneğin işte Ayşe Sıkıya mektuplar mı çıkmış, kitabın o notları koyardı, yeni yazılar mı çıkmış, hepsini yapardı ama onun da ömrü 93'te elinden alındığı için ne yazık ki devam ettiremedi. O kitap aynı zamanda Sabahattin Ali ile ilgili bir kitaptır ama Türk Edebiyatı'nda da bir yazar üzerine yazılmış en önemli ilklerden biridir. Daha sonra bu monografi düşüncesi bende bir deneme fikrine yol aldı. İşte demin sözüne ettiğim Kuyucaklar Yusuf ve diğerleri, çünkü o üç romanındaki karakterler ve aşk temasının odaklandığı ve aralarındaki ilişkileri içeren bir denemeydi. Onun üstüne bir kitap kurmak düşüncesi geliştirdi. Ancak onu da yazamadım bir türlü. Çünkü herhalde bu bir cesaret meselesi. İnanın 30-35 yıl, hani böyle gece yatarsınız kafanızdan geçer bir şey ya, bunu o uyku öncesi hayallerimde bunu düşündüm. İşte orada diğeri acaba öteki mi desem? Yani kitabın adını düşünüyorum da ama kitap için bir satır oynatamadım. Ama bu süre içinde tabii Sabahattin Ali için çok yazılarım çıktı yani. Neredeyse bir kitaplık yazım çıktı ama hani onları toplamak değil de Sabahattin Ali ile ilgili
bir kitap yazma fikri 35 yıl kadar sürdü. Bir ara birkaç yıl önce vazgeçti. Yani çeşitli nedenlerden ama çok kısa bir süredir. İşte 2015'in sonlarına doğru gerek İstanbul'da gerek Adana'da Sabahattin Ali atölyeleri yaptı. Yarab tekrar etmişti ve özellikle Adana'da çok motive etti beni. Yani çok katılım, çok iyiydi, çok iyiydi. Ve dönüşte bu kitabı artık yazmalıyım dedim. Bir ara, işte o 1-2 gün 2015'in ortaları, Kasım'ın ortaları falan olmalı. Gerçekten de hani başucu kitabı dediğimiz başımın ucunda duran, işte bir sabah kalktım, Mısır Aşk Sözlüğü diye bir Fransız yazdığı çok güzel bir kitap vardı. 2007 ya da 2008'de Kırmızı Yayınları'ndan çıkmıştı. Onu görünce evet, yani ben de artık kitabı bu sözlük biçimiyle yazabilirim. Nitekim oturdum, ilk başta böyle 115 falan madde buldum, sonra yumuşak diye dair 94'e indi o maddeler. Tabii bazen çağrışımlar, bazen Sabahattin Ali'nin yapıtlarına yoğunlaşarak istendi belleğinin açılmasıyla o maddeler gelişti. Kitabımın adına da Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğü koydum. 2017'de de siyah kitaptan çıktı. Ama siz bunu dünya yazarı Sabahattin Ali'nin yapıtlarını işte ansiklopedik sevme sözlüğü olarak düşünebilirsiniz. Dünya yazarı sıfatını gene çok gençken, 80'li yıllarda yazmışım. İnsan gençken cesur oluyor. Ama bugün bunun aksini kim iddia ediyor? Ansiklopedik de tabii tırnak içinde, sözlük de tırnak içinde. Sonuçta bu bir biçim. Aslında benim madde dediğim küçük küçük Sabahattin Ali'nin kurmacasında özellikle roman ve hikayelerindeki temalar, motifler, karakterler, duygular, onların üzerine kurulmuş denemelerdi. Tabii bir eleştiri değil. Denemenin serbestliğinde bir de Sabahattin Ali'ye böyle bakabilmek. Tabii ki araştırdım, inceledim. Yaşamından özellikle uzak durdum. Zaten bununla ilgili çok kitaplar var bu yaşamıyla, isim kaynaklarıyla ilgili. Ama bir yazarın yani daha doğruya, daha güzele, daha iyiye götürmek, yani sanat felsefesi böyle olan bir yazarın ya da topluma karşı sorumlulukları olan bir yazarın yapıtını yazarken nasıl gerçekten, gerçeklikten uzaklaşabilirsiniz? Babasıyla ilişkisi, ailesiyle ilişkisi, melankolisi, hayalleri, yaşadığı haksızlıklar, travmalar, bunlar muhakkak bir şekilde yapıtlarında ortaya çıkıyor. Bir kez daha belirteyim, o madde dediklerim işte sevme sözlüğünde Sabahattin Ali'nin edebi yazınsal motiflerin üzerine kurulmuş denemelerdir. Tabii yapıt, ben yani yazarlığım söz konusu olunca tekil bir şey oluyor. Kitabın yani Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğü oluyor, ifade ediyor. Sabahattin Ali söz konusu olduğunda da çoğu bir durum oluyor. Yani onun romanlarını, hikayelerini, dolayısıyla bir dünya yazarının verimini gösteriyor. Ama ne yazık ki o verim, ne yazık ki o verim ömrü kısa olduğu için çok fazla değil. Şöyle madde başlıklarını sıralarken, kitabımın madde başlıklarını sıralarken ilk önce aşk geldi. Aslında aklıma ilk önce aşk geldi demek çok yanlış bir şey. Hiçbir şey gelmeden aşkı yazdım. Bu zaten benim 41 yıllık yazarlığımın son 30 yıllarının İstanbul'la birlikte ana teması. Sabahattin Ali'nin de çok ana temalarından, genellikle olay örgüsünü bağlayan temalardan biridir. Çok bu temayı çok sık ve çok etkili bir şekilde yazar. Sonra baktım ki yani nasıl roman yazma hevesi isteği Sabahattin Ali, en çok etkileyen yazarlardan biri Sabahattin Ali ise de bu aşk teması da Sabahattin Ali etkisiyle olduğunu gördüm. Evet.
aşk, adalet, bellek, defter, doğa, fedakarlık, hapishane, ıstırap, ironi, kadın, kasaba, mağara, melankoli, metafor, özgürlük, rastlantı, sevmek, taşra, yalnızlık kitabındaki işte o kısa kısa denemelerin başlıkları. Şunu da söylemek isterim. İster istemez yeni olanaklar, yeni bakışlar ortaya çıkartıyor yıllar içinde. Yani ben bir yapıta bakışınız 20 yıl, 30 yıl sonra biraz farklılaşıyor. Bu benim için de geçerli, herkes için geçerli. Örneğin içimizdeki şeytanın 2000'lerden sonra çok daha iyi bir rastlantı kavrayabildim. Oradaki rastlantının kendi döneminde yapılan eleştirilerin son derece haksız olduğunu, rastlantının felsefi bir kategori olarak ele alındığını gördüm. Ancak bunu 2000'den sonraki okumalarımda gördüm. Benzer bir şekilde işte kitabımda da vardı. Raif Efendi'nin defterini bir mağara metaforuyla açıkladım. Ama bunu ancak 2000'lerde, 2015'lerde ben buldum. Demek ki Necati Bey'in dediği gibi bazı şiirler tekrar bazı yaşları dediği gibi bir deneyim, bir bakış açısı, öyle bir deneyim. Yerleştik mi? Sonraki kuşaklara etkisi gerçekten çok farklı bir konu, geniş bir konu, bambaşka bir konu. Ama ben bir iki tanesini altını çizeyim. Biri eşya mitosudur ve eşya mitosunu ilk Sabahattin Ali aslında nasıl diyelim müjdelemiştir ya da düşünmüştür. Ona kadar eşya ile ilgili hikayeler, eşyayı konu alan romanlar vardı ama mitos dediğimiz şey aslında Sabahattin Ali ile başlar. Özellikle Berna Moran'da bunun altına çizer. Şimdi Kuyucak Yusuf'ta hatırlayın, Yusuf işte o kötülüklerin içinden birkaç tane soysuzu öldürerek karısı Muazzez'i çıkarmış. Ama karısı da ölmüştür. Toprağa gömmüş. Ve o son saniye hatırlayın, elini Edremit'e sağlar. Yani sana göstereceğim, yani kasabaya kente sallar, bir tehdit edercesine. İşte bana göre eşya mitosunun kıvılcımı olur, o evvel. Arkadaşlarından ve anılardan bildiğimiz üzere Sabahattin Ali bir üçleme tasarlıyor. Romandaki çok kısadır ama hani tecavüze uğrar Kübra, sonra Kübra'yı ikinci romanda karşılaştıracak. Üçüncü romanda da işte Ankara'ya gidecek. Berna Moran kitabında bunu Türk romanı eleştiriler bakışta uzun uzun anlatır. Ama ne yazık ki bunu arkadaşlarından biliyoruz ama buna da bu üçlemeye de Sabahattin Ali ömrü yetmiyor. Şimdi 1955'te Yaşar Kemal İncemen'le eşkıya mitosunu da edebiyatımıza armağan eder. Yine son kitabı Sırça Köşk'te bir aşk masalı diye bir alegorik hikayesi var bu Sabahattin Ali'nin. Burada bir ülkenin sultanı Melike çok güzel yönetiyormuş. İşte bir derviş, onu uzaktan aşık olmuş, fakir bir derviş. Sarayına oturmuş, saatlerce sadece bakıyormuş. İşte hikaye böyle devam eder. Belli ki bir gece masallarından ele almıştır ya da onu çağrıştırıyor diyebiliriz. Ve Melike anlar durumu, der ki, ne istiyorsan söyle, omuzla sana vereceğim der. Fakat derviş bir ah çekerek ölür. Melike'nin ağzından hikaye şöyle biter. Asıl bahtiyar bir ömür boyunca hasretini çektiği şeye kavuşan değil, ona erişeceğini anladığı anda
saadetinin en yüksek noktasında bir ah diyerek düşüp ölebilendir. Bu, gelin Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesi romanındaki Memo'nun ölümüne çok benzer. Memo çok güçlü duruşlu malum. Gülbahar'dan bir tutam saç alır. Çünkü Gülbahar, yavuklusu Ahmet'i kurtarmak için zindancı başıya Memo'ya der ki, ne istersen yaparım. Memo da sorar, ne istersen yapar mısın? Evet, ne istersen yaparım der Gülbahar. O sadece saçından bir tutam alır. Ondan sonra da malum intihar eder. Çünkü Memo alacağını almıştır. Bence çok Hamlet kadar kararsız bir roman karakteri olan içimizdeki şeytanın ana karakteri Ömer aslında dualist bir tip olarak kendi kendiliğine itişen bir tip olarak diyebilirim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'daki ana karakter Mümtaz'ın edebiyattaki ilk kıvılcımıdır. Bu arada su içeyim ben siz yerleştirdim. Derslerde geç kalan öğrencilerime ödev veriyorum. İşte savaş ve barışı bir özetle getir falan. Şimdi de ödev şu, kuracak bir üstü özetle getirir gibi. Tabii köy enstitüsü çıkışlı yazarlarla çok görüyoruz bu etkilenmeyi. Gerek yapıtlarında gerek onun anılarında birebir okuyoruz. İşte örneğin Fakir Baykut anılarında en etkilendiği, en değerli yazarı Sabahattin Ali olduğunu söyler. Nitekim bana da Sabahattin Ali'nin kitaplarını okudun mu diyen bir köy enstitüsü çıkışlı ilk öğretim müfettişiydi. Şimdi bunlar, yani bir etki diyoruz. Bunlar anlattıklarım kısaca onun için. Ama bir de olumsuzlukları var. Yani etkilenmemek, etkilememek için yapılan şeyler var. Burada da Nazım Hikmet'le çok örtüşüyor. Söylemek istediğim şu, Sabahattin Ali'nin yapıtları en son 1947'de basılır, 1965'e kadar da basılmaz. Aslında bir yasak yoktur, bir mahkeme kararı yoktur. İşte Nazım Hikmet için de bu tarih 36 ile 65 arasıdır. Onunki biraz daha. Sabahattin Ali'nin bir tek Sırça Köşk adlı hikayesi Bakanlar Kurulu'yla yasaklanmıştır. Tek bir hikaye. O da çok anlaşılır bir şey. Çünkü o hikayede kardeşlik vardır, barış vardır, sömürüye karşı bir tema vardır ve halk dediğimiz insanların birleşince aslında ne kadar güçlü olduklarını işaret eder bize. Sınıfsız bir toplumu işaret eder. Onun da yasaklanması çok mantıksız görülüyor. Bu da bu etkilenmenin öbür yanı ne yazık ki. Şimdi bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Bellem biri yanıtmıyorsa eşi Aliye Hanım Yaşar Nabi'ye bir mektup yazıyor. Barış Eylül'ün sahibi ve işte Sabahattin Ali'nin de arkadaşı. Bu işte manasız durumu dile getiriyor ve lütfen işte ilgilenin gibi bir mektubunu şu an çevirip hatırlamıyorum. Gerçekten de Yaşar Nabi kitapları tek tek basıyor. Bir tek o Sırça Köşk hikayesini, tek hikayeyi basmıyor. O da 1987'de işte Cem Nagel'in edisyonunda bunu görüyoruz. O hikayede 8. ciltte yer alıyor. Şimdi bir pencere açmak istiyorum. Başka bir pencere. Anılar. Yani aslında benim anılarım bir yanıyla da
anıların anısı oluyor bir kısmı. 1978 yılı Harbiye Şehir Tiyatrosu'ndayız ve bir Sabahattin Ali alması büyük bir olasılıkla ölümünün 30. yılı. Bölük bir ölçük. Kim konuşmacı hiç hatırlamıyorum ama Sabahattin Ali alması olduğunu çok iyi hatırlıyorum. O salon yıkıldı malum bildiğiniz gibi. Ve Asım Bezirci kalktı. Böyle öfkeli, sinirli, ne öfkeli bilmiyorum, oraya böyle genel durumu var. Sabahattin Ali partiliydi dedi. Bu tabii biz siyasetle çok ilgileniyoruz. Partili derken Türkiye Komünist Partisi'ni kastediyordu. O zamanlar bunu 140-142 var, bunu söylemek imkansız. Bu cümleyi kullandı. Ben de hiç bu gitmemiş. Tabii Sabahattin Ali partili değil. Onun böyle olmadığını daha sonra öğrendim. Kuşkusuz Asım Bezirci de bunu bilirdi ama Sabahattin Ali'nin topluma karşı duyarlılığı, sorumluluğu, hassaslığı ve insanlar arasında eşitlik istemesi bunu işaret ediyor Asım Bezirci. Nitekim çok da bu konuda haklıydı. Sırça Köş hikayesini bir kere daha anımsatıyoruz. Bir başkası şu, 10 Şubat 1988'de günlüğüme şöyle bir şey düşmüştüm. Bugün Filiz Ali ile tanıştım. Bir arkadaşla projesi için konservatuvara gittik. Daha önce randevu almıştık. Klasik müzik ile ilgili bir şeyler danışacak. Ama konuşmaktan çok onu istiyorum. Çünkü karşımdaki Sabahattin Ali'nin kızıydı. Konuşurken, dururken Sabahattin Ali'den, daha doğrusu onun bıraktığı izleri bile kurabileceğim benzerlikler aramıyordum. Babasını sormak, Sabahattin Ali'ye dair canlı bir şeyler duymak istiyorum. Ama uygun olamayacağını düşünerek hiçbir şey sormadım, soramadım. Daha sonra Filiz Ali, 1995'te Filiz Hiç Üzülmesin kitabında işte benim o sormak istediklerimi yazmıştı. Hemen ardından da Kazım Taşkent salonunda Filiz Ali'yle kitap dolayısıyla da bir konuşma yapmıştım. Aynı salonda sanıyorum ilktir, Sabahattin Ali servisi açılmıştı. Yani işte eşyaları, son işte o öldürüldüğü zaman, bulunduğu zaman, üstünde çıkan eşyalar, evrakları, fotoğraflar, işte daktilosu, şusu, busu vesaire. Orada, ama bu bizim toplantıdan önce miydi, sonra mıydı? Doğrusu onu çok iyi anımsamıyorum. Ancak Filiz Ali beni Ali Hanım'la tanıştırmıştı. Yani Sabahattin Ali'nin eşi, canım Ali'siyle özel anlar. Unutamadıklarımın arasında bir de Salim Rıza Kırkpınar hocadır. Salim Rıza Kırkpınar hocaların, yazarların hocasıdır, hocaların hocasıdır. Sabahattin Ali'nin arkadaşı, kuşaktaşı, aynı yaşlılardı zaten aynı son tarihleri. Çok hoş bir insandı. Ondan çok Sabahattin Ali hikayesi verdim. Bir haftalık Nurullah Ataş'la Sabahattin Ali küsmüşler birbirlerine. Ankara'dayken Salim Rıza Hoca da araya girip barıştırmaya çalışmış. Şimdi neden düştüklerini anlatmadı ama Ataç'ın bir dağlar ve rüzgarla ilgili olumsuz bir yazısı vardır. Kim bilir belki ondan dolayı küsmüşlerdir. İşte Salim Rıza Kırklar Hoca Ankara'da bir parkta bir bankta oturmuş. Bir tarafta Ataç, bir tarafta Sabahattin Ali. İşte arkalarını dönüp birbirlerine bakmıyorlar. Çok hoş çocukça bir an gülerek anlatırdı, gülümseyerek anlatırdı Salim Rıza. Orada barıştırmış. Bir de biliyorsunuz iki tane Rüzgar şiiri vardı. Rüzgar adlı iki şiiri vardı. Biri çok uzundur, 1931. Bayağı uzun bir şiirdi ve çok güzel bir şiirdir. Salim Rıza Kırkpınar bunu gerek toplantılarda, işte gerek dost meclislerinde uzun uzun hiç nefes almadan, soluksuz, işte duraklarıyla falan, ahengiyle, hecesiyle, kafiyesiyle çok güzel okurdu. Birkaç kere ondan dinledim ve Sabahattin Ali'den söz ederken hep, yani çok sevgiyle söz ederdi ve hep, nasıl derler, gözlerinin içi gülerdi. Yine